soruyorum tabii. Osman kartları alalım. Fırataydı, Fırataydı. Devam edebiliriz. Edeyim mi? Nasıl geldi? Devam. Abi biraz. Abi. Baran bir çıkıyor. Baran içeri de çıkıyor. Abla bir çıkın orada. Ne oldu, dönüş olacak. Biraz sizlerden hızlı ilerleyin. Tamam. He? Lütfen. Tamam, tamam arkadaşlar, yeri alalım. Kurtarıyorum. Yıkılıyorduk, tuttum. Canım ben, bak bu 80 yaşındayım, senin için geldim. Açalım, lütfen açalım. Sayın başkanlar, bir iki adım ileriye gideceksiniz. Genç yaşında kaybettiğimiz yol arkadaşlarımızı anmak için bugün mezarları başındayız. Anıları ışığında sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Deniz Gezmiş'in ailesi olarak hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bir kez daha başımız sağ olsun. Bugünün özetini, bugünkü duyguların özetini, bugünkü heyecanın özetini Bora abi yaptı. Bora Gezmiş yaptı. Biraz önce ben kendisine yanıma gelmesine için yolu açmaya çalışırken dedi ki başkanım, burada herkes aile olduğu için ön tarafa gelmeye kendime hak görmüyorum dedi. Bu anmaya katılan herkes 25 yaşındaki Deniz'in kardeşleridir, abileridir, yoldaşlarıdır. Onun yolundan gidenlerdir. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan 25'er yaşında, Hüseyin İnan 24 yaşındaydı. Bir tek kurşun atmadan, bir kişiyi incitmeden devrim mücadelesini sürdürürken birileri tarafından o yürüyüşlerinden, ki onların yürüyüşü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüyüşüdür. Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, devrimlerine sahip çıkma yürüyüşü yapmışlardır. Onların yürüyüşü anti-emperyalizm yürüyüşüdür. Onların yürüyüşü sömürüye karşıdır. Eşitsizliğe karşıdır. Kardeş kavgasına karşıdır. Deniz Gezmiş son sözlerini söylerken yaşasın halkların kardeşliği demiştir. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği demiştir. Kahrolsun emperyalizm demiştir. Yaşasın işçiler ve köylüler demiştir. Bunları söyleyen 25 yaşındaki 3 tane genci bu hayattan kopardılar. Bizlerden kopardılar. Bugün halen Hüseyin ve Yusuf'un ODTÜ'deki Sıdat'a devrim yazısı yazdıkları devrim Sıdat'ında bugün ODTÜ'lü öğrencilere halen daha anma yapmalarını, halen daha orada tören yapmalarını yasaklayan bir anlayış var. Şimdi birileri Türkiye'de bir başka tartışma başlatmak istiyor ve yumuşama söylemlerinden bahsediyor. Ve bu işin sonu anayasaya varsın istiyor. Şimdi buradan sesleniyoruz. ODTÜ öğrencileri, 25 yaşındaki günahsız çocukların yazdıkları yazının olduğu stadyumda geleneksel tören yapmak isteyince onun karşısına polis, jandarma çıkartanlar neyin yumuşamasından bahsediyorlar? Hadi görelim. Yarın yumuşayalım. Deniz'in hatırasına, Yusuf'un hatırasına, Hüseyin'in hatırasına saygı, ODTÜ'deki kardeşlerimize saygı gösterin, izni verin, bir görelim nasıl oluyor bu yumuşama. Taksim yasak, Taksim yasak, Taksim yasak, yumuşayalım. Devrim Sıdat'ı yasak, normalleşelim. En çok ben istiyorum normalleşelim. En çok ben istiyorum yumuşayalım.
Benim görevim anayasal kayıpları teker teker geri almak. Taksim Anayasa Mahkeme kararına karşı yasaksa, Anayasa Mahkemesi herkes çıkabilir demişken yasaksa, ODTÜ stadyumu yasaksa, bundan sonra kimse normalleşip de sonu anayasaya varar mı diye düşünmesin. Bugün Anayasa Mahkemesi kararına rağmen arkadaşlarımız Gezi'den içeride yatıyorlarsa ve kimse normalleşmeden bahsetmesin. Ama şunu söyleyelim. Denizleri asanlar mahkeme kararına anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak yazdılar. Kardeşlerimizi, evlatlarımızı bu bahaneyle astılar. Oysa deniz anayasal düzeni savunuyordu, anayasayı savunuyordu, anayasanın özgürlüklerini savunuyordu, anayasaya sahip çıkmayı savunuyordu. Karşısındakiler yasakladılar, karşısındakiler onları illegal bir çizgiye itmek için her şeyi denediler. Bugün anayasa çağrısı yapan ve yeni bir anayasa isteyen herkese diyoruz ki, mevcut anayasaya harfiyen uymadan Türkiye'de anayasaya aykırı yapılan işleri yapmaya devam ederek, kayyum da atasan anayasaya aykırıdır, öbür taraftan gidip serbestçe anayasal gösteri hakkını kullanmak isteyen işçiye izin vermeyince de, ODTÜ'lü öğrenciye izin vermeyince de anayasayı siz çiğniyorsunuz. Harfiyen anayasaya uyulmadan anayasa da olmaz, yumuşama tartışmaları sonuçta vermez. Bizim burada yüreğimiz yanıyor. Burada bir Filistin atkısı var. Deniz Gezmiş'in davası aynı zamanda Filistin davasıdır. Deniz Gezmiş Filistin'de El Fetih kamplarında İsrail zulmüne ve işgaline karşı direnmiştir. Şimdi bir emaneti sizlerle paylaşmak isterim. Deniz'in Filistin'de El Fetih kampındaki en yakın arkadaşı İsa. Deniz Gezmiş'e Filistin şiiri okur. Kitap Arapçadır. Deniz Gezmiş bir yandan Arapça sökmeye, bir yandan da şiiri ezberlemeye çalışırken bu kitabın Türkçe'ye çevrilmesi lazım der. Bu kitap Türkçe'ye çevrilir ama o kitap Deniz Gezmiş'in eline hiç ulaşamaz. 1976'da İsa Türkiye'ye gelir. O kitabın Türkçe basımını alır. Ve Deniz Gezmiş'in mezarını ziyaret eder. Deniz Gezmiş'in mezarını ziyaret eder. Ve bu kitapla birlikte Filistin'e döner. 2 sene önce ölürken evladına bu kitabı verir ve Deniz Gezmiş'in izinden geçen birine verin bunu Türkiye'de der. İsa'nın oğlu bu kitabı Türkiye'deki Filistinli öğrencilerin dernek başkanı eliyle geçen hafta bana ulaştırdı. Filistin'le dayanışan sözlerimiz, bizim mücadelemiz Yasar Arafat'la Bülent Ecevit'in mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Deniz Gezmiş'in mücadelesidir. Denizlerin, İsa'ların mücadelesidir dediğim gün oğlu bu kitabı bana yollamaya karar vermiş. Bu kitabı alıp kişisel kütüphaneme koymayacağım. Bu kitabı Cumhuriyet Halk Partisi'nin müzesine koyacağız. Devir teslimlerde Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanları bu kitabı bir sonraki genel başkana verecekler. Benden sonraki genel başkana vermek üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin müzesine bu kitabı koyup devir teslimde böyle bir kitabın varlığını benden sonraki sayın genel başkana arz edeceğim. Çünkü Deniz Gezmiş'in yolundan giden tek başına Özgür Özel değildir. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer
deniz gezmiştir, deniz gezmişin yolunda yürümektedirler. Evet, yok, devrim, evet, yok, devrim. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Bora abinin şahsında deniz gezmişin kan bağı olan bütün akrabalarına başsağlığı diliyorum. Hüseyin İnan'ın, Yusuf Aslan'ın ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ve şunu buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki hepimiz deniziz, hepimiz Yusuf'uz, hepimiz Hüseyin'iz. Onların mücadelesi durmadı, sönmedi, mücadele sürüyor, mücadeleyi sürdürüyoruz. Deniz, Hüseyin, Yusuf, mücadeleye devam! Biraz yere indirdim. Buradan çıkış yapacak. Aşağıda mezarlıklar biraz. Biraz şu tarafa doğru gidelim. Şu tarafa doğru biraz geri gidelim. Çin oğlu sol. Evet. Makinen biraz geriden çek.